Herkese merhaba. Merhaba. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Yepyeni bir trafik kazaları videosu ve ilk defa Hakan abi de bizimle birlikte. Çok heyecanlıyım. İlk defa kazaya karışacağım burada. Ben de tepkilerini merak ediyorum. Genelde Halit'in oh no. o tepkilere böyle canhıraş seslendirme. Bazen dinlerken diyorum ki ulan ne yapmışız biz hani. Öyle tuhaf sesler çıkar. İlk defa seyrediyoruz. İlk defa göreceğiz gene. Yani. Ders niteliğinde kazalar seçelim dedim arkadaşlara. Bu sefer dediler ki Türkiye dışından da kazalar var. Ama mı? Var evet. Öyleymiş. Oralardan da kazalar varmış. Bakacağız. İnsanlara şey anlatabilirim. Bu olmazsa aslında bu kaza olmaz. Yoksa kaza görüp de ona gülmek, eğlenmek ya da yok, onunla yüzler... Yani tepki vermek değil. Aslında bunu yapsaydım bu kaza olmaz diye anlatmak istiyoruz. O yüzden başlayalım. Bir görelim bakalım ne çıkacak karşımıza. Mesela yurt dışındaki bir kazayı da oh my god deriz. Klasik bir kararlılıkla geliyor. Eyvah eyvah eyvah. Ne diyeyim abi? Halit Beyciğim bak. Bak scooter'ın geldiği yere bak. Orada altıgen bir şey var. Görüyor musun tabela? Tamam dur. Dur tabelası o. Durmuyor. Şimdi durmuyor o bir. Ama farz et ki durdu, gelen yok, yürüdü, kavşağın içinde olacak. Hayır bir de bak, yani orada hani minicik bir fidan normal, var. Normal bir yol değil galiba burası. Böyle sanayi sitesi falan gibi bir yer mi acaba? Çok değişik bir şey. Yani çünkü yollardaki işaretlemeler, şeritler, son anda gördü, kaçmaya çalıştı ama... Affedersene bak, orada minicik bir fidan var. Yani etrafı net görebiliyorsun. Bir tepki veremiyor musun? Geldiğini görüyorsun. Bir sap, dur, bir şey yap yani. Ya ben şuna da bakıyorum hep. Tamam abi orada dur tabelası var, orada yol ver falan. Tamam da ya bu gelen araba da hiç mi bakmıyor baba? Hiç bakmıyor, hiç gaz da kesmiyor. Yani hiç mi bakmıyor? De hiçbir şeye bakmıyorlar. Bu nasıl bir farkındalık? Of. Aman yarabbim ya. Of. Çok kötü kaza olmuş. Çok kötü. Gelişe baksana abi. İkisi de yol benim özgüveniyle geliyor yani. Şey ama bak bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir yani oraya koyduğun zaman dönel kavşak mantığına geliyor ama aslında bir dönel kavşak da sayılmaz bu. Değil. Avrupa standartlarında. Değil. Önceliği olan hemzemin geçit. Kaçırdığımız bir işaret bazen oluyor ya, arkadaşlar yorum yazıyor altına. Abi işte orada işaret vardı falan ama şu an ekstra bir şey de yok. Orada Hakan abi dedi bir tane dur işareti var gibi duruyor. Ya olmasa bile bak sen scooter kullanıyorsun. Bir, hani etrafında seni koruyan bir şey yok. Dikkat etmen lazım, etrafı gözlemlemen. Hani futbolda bir laf vardır ya, topu aldı çevre kontrolü. Çevre kontrolü. Yapsana. Ya abi, bir bakın ya. Devam edelim. Amasya'ymış burası. Bu iyi oldu. Ben çok havaya giriyorum bu kaza için. Burası neresi? Heyecanla bekliyoruz. İstanbul. Allah'ım bir yaya geçiyor, bir yaya geçiyor. Ya hayır ya, çarpmasınlar ona ya. Of iki. Ona çakacaklar bak, bak şimdi. Eyvah. Arkadan ay, motosiklet arada kaldı. Neyse ki hızlı vurmadı sanki. Ama ablacığım olur mu ya? Ya bu bayağı sonunu bildiğin korku filmi gibi. Evet. Bir hayır. Kere buradan yaya geçebiliyor mu? Eyvah eyvah eyvah. Burası neresi? Nasıl bir yer burası abi? Bak yaya trafik kurallarını bilmiyor olabilir. Yola yanlışlıkla çıkmış olabilir. Arkadan gelen o panelman yüksek bir araç yani etrafı arada görüyor da. Kamyon da büyük bir ihtimal onlara yol verdi. Kamyon yani da yol vermiş. Gerçi onda dörtlüleri yanıyor kamyonun. Dörtlüleri mi yanıyor? Evet. Ya? Yanıyor mu? Evet dörtlüleri yanıyor. Doğru söylüyorsun. Maşallah. Abi her ne olursa olsun van arkadan yani daha yavaş gelmeliydi. Ya, olan motosiklete yani. Oldu ama yazık günah. Tabii. Ha bir de bak şimdi motosiklete rağmen öndeki aracın durduğunu abi, görmüyor mu yani? Şu yolda kamyonun önünden yola atlamak bir yaya için delilik ya. Delilik de. Hayır bir de mesela yani. Diğer şeritte de bir taksi durmuş yolcu indirip bindiriyor. Yapılmaması gereken 40 bin her şey var burada. Evet. Ben orada kaza bekliyordum ha. Taksinin durduğu yerde kaza bekliyordum aslında. Of. Bu arada Halit kaç tane arabada sahte led var, sahte dedim ya hani yan sanayi led var gördün mü? Mavi ışık. Çok kötü. Kaç tane var ya? Oo. Bu ya duran bir aracın önünden trafiği görmeden yola atlanmaz. Nokta. Bekle ya, bekle gitsin o. Madem hani bu yolda karşıdan karşıya geçmek de delilik de. Hani bir de başka bu şekilde. Çareleri yok herhalde. Anlaşılabilir ki.
Işık mışık bir şey de yok ki. Bak, alt geçitli, alt geçitli bir yığın yol var aşağıda. Geldikleri yer de bak bir yayarağa geliyor gördün mü? Evet. Bütün kavşağı koşa koşa geçerek geliyor. Aman ya. Ama burada kaza olur ya, her gün kaza olur burada. Bu yolda baksana abi. Kamyon şoförünün iyi niyetinden bir sürü... Neresi acaba burası İstanbul'da ya? Bilen arkadaşlar İstanbul'da varsa yazsın. İstanbul mu burası? Geçelim. Geçelim. Maalesef. Bu da İstanbul. Bağdat Caddesi gibi duruyor. Sanki. Yok. Atatürk de olabilir. Aman oh. Ya. Of. Niye? Şimdi bak bu geri gelip oraya en sağdan en sola atlıyor bir kere. Sinyali var mı yok mu görmediğimiz gibi. Bu araba da hızlı geliyor. Siyah arabanın da durmaya niyeti yok. Yok. Çarptıktan sonra fren yapıyor. Hızlı geliyor yani. İkisi de hatalı canım. Hakikaten hiç. Yani ne bileyim 50'şer gram sağduyu olsa. Ya of. Abi 3 şeritli yol. En sağ şeritten sol yola mı girilir ya? Bu cadde bostanın arka tarafındaki caddenin Bağdat Caddesi'nin paraleli gibi bu yol. Gibi geldi bana da. Ne caddesi diye geçiyordu hatırlamıyorum ama. Maşallah ya. İki araba da pert vardı. Yazık günah. Hakikaten ya. Geri geliyor. Ya böyle. Abi ya git 100 metre ileriden başka sokaktan dön ya. Tabii bunun doğru söylüyorsun 70-80 metre sonra başka sokak yani. Var. Yani. Yanında airbagler falan açtı gördün mü? Tabii canım açmaması mümkün değil zaten. Çok hızlı vurdu. Çıtır kazalı satılık. Hayır bir de ben şeyi anlamıyorum. Şimdi bak Mercedes beyaz. BMW beyaz. Sola döndüğünde sol tarafa bakmıyor mu acaba ya? Yani o arabanın geldiğini göremiyor mu? Baksana. Yani o anda arabanın önüne attı kendini ya. Evet. Yani daha bak burnunu çevirirken şimdi bak çevirecek bekliyorum. Bir geri geldi bak, orada. Bak. Çevirdi direksiyonu. Şimdi solu görüyor. Dursa adam geçecek ha. Ama inat etti ilerlemekte. Allah Allah. Kaza çağırmış onu. Ha bak öbürküler oradan gelen trafik kırmızı ışıktan fırlamış gelmiş. O yeşili yakalamış. Bu da böyle fırlamış kırmızı ışık yeşile dönünce. Önden bir böyle yani hızlı hızlı gidiyor. Baba. Sonuçta sen sola döndüğünde bak ikinci şeridi ezmeye başladığında solu görmeye başlıyorsun. Dur orada yani. Niye inat ediyorsun ilerlemek için? Pişman olmuştur ama iş işten geçti. Ama adamın da canını yaktı ha. O da çok hızlı geliyor. O da ayrı konu yani. Devam. Ya o da onun döndüğünü görüyor aslına bakarsan. Çok eski bir laf vardır. Bir işi yanlış yapacaksan bari doğru şekilde yanlış yap diye. Burası Kocaeli diyor. Otoban bağlantısı. Bir dakika o tır olaysızca döndü. Oo, evet bu dönemedi. Bu fizik kuralı abi. Bu fizik kuralı. Bak bu fizik kuralı falan değil. Bu bildiğin sağduyu. Bir adam yolu kapatabildi yani. Başardı da. Hurdayı yüklemişsin. Yüklediğin kamyonun kasasına da bağlı değil üstündeki şey. Değil. Maşallah. Bir de bu viraja böyle Allah ne verdiyse saldırıyor adam ya. Of be. Burada yanda bir motor gidiyor olsa. Araba gidiyor bile olsa. Araba bile gidiyor olsa yeter. Çökme. Hurda tamam, böyle bir şey var. O. Yüksek hızlı viraj dönme hatası yani. Başka hiçbir şey değil. Fizik kuralı işte. Onu... Şimdi kaza bekliyoruz ya. Ben şu giden tırdan önce şüphelendim. Sonra geleni görünce tamam dedim. Yok ben alıştım artık. Beklediğin yerden gelmiyorsun. Yollar burada. Çalışmadığın yerden geliyor. Ya biz burada gülüp eğleniyoruz da bunlar çok feci şeyler. Yani. İnsan hayatı pamuk ipliği ya. Çok basit yani. Ya şuraya bu viraja böyle girmeyeceksin. 10 kilometre yavaş girse bu iş olmaz. Tabii canım. Bu kadar basit aslında. Efendi gibi gir şuraya. Ya neyin havasını? Bak zaten orada daha bay bay. Mavi tabela var ya. Onun hizasına geldiğinde zaten eğilmişti. Tabii canım. Tekerlek kaldırmaya başladı. İçerideki yükleme de doğru değil. Sabitlenmemiş. Hiçbir şey dolayısıyla... Şu bak geçen şimdi, araba, bak şimdi bir araba geçti ya oradan. O garibim 45 bak, saniye sonra geçti. Şu geçse, anda yan yattı bak görüyor musun? Bitti bak, canım orada şimdi zaten. Şimdi kaymaya başladı daha. İşten geçti daha orada. Toparlayamaz yani. Mümkün değil. Hey maşallah. Fizik kuralı falan değil. Sağ duyuyor. Şey kazasında o neresi bilmiyorum Bitlis mi? Orada bir kaza oldu. Televizyona bağlanmışlardı ya. Şimdi yayında şey soruyorlar bana. İşte şu dakikadan itibaren nasıl kurtarabilir dedim. Kurtaramaz. Hani artık geçti ya.
Buradan sonra kurtarabilir mi? Hayır, kurtaramaz. Kurtaramaz. Mümkün değil. Yalnız yani. Bu aralar çok garip bir video geziyor ortalıkta. Kaliforniya'da olmuş, gördünüz mü? Bir kamyonetin sol ön tekerleği fırlıyor. Evet ya. O, çok o araç nasıl şey, ciddi inceleme altında o kaza şu anda. Çok ben ilk gördüğümde onu ya dedim, bu hani oynanmış edilmiş CGI bir şey. Yok, gerçekten öyle bir kaza şey olmuş. Fırlıyor, uçuyor araba. Benim yani. Twitter'da paylaştım. Faslı futbolcunun. Faslı futbolcunun kazasını gördün mü? 7 metre direkt spor salonuna abi giriyor. 200'de giderken ıslak havada bir yere bit takılıyor. Hop, spor salonun içine. Kocaman binanın ortasına gömülüyor yani. Of. İçinden geçiyor duvar. Ya işte insanlar altlarındaki metal ve plastik yığınının... Hız, büyük tehlike. Bunu hiç kimse anlamıyor. Evet, devam edelim arkadaşlar. Kütahya. Gelin Kütahya. Geçen de vardı Kütahya. Bak, Kütahya çok riskli ortası olmaya başladı. Aha, gelip yani çakacak herhalde. Aa! Yok, virajı beğenmedi. Oh, ay ya! Ulan tövbe ya. Gülmeyelim de tamam da ama. Bu arada gülülür ya. Bak şimdi sen ne yaptın o virajı? Ne yaptın aşırı da onu ya? Aşırı fren yaptı. Bak şimdi geldi. Önden çekişti değil mi? Görünce tabii bir koydu frene, direksiyon çevirdikten. Oradaki arabaları görünce dedi ki eyvah, eyvah dedi, dokundu anda. Gereksiz çekti. Aşırı sert fren yaptı orada. Ve Allah bilir lastikler kaç yaşında, neyin nesi bilmem arka ne. Lastik basınçları ne durumda? Yani araba o kadar doğal olmayan... Aman yarabbim. Freni bırakıp direksiyon sol yapsa çarpmayabilirdi yani. Hayır, bir de şeyin üstüne hakaret. Bir daha altını çiz. Freni bırakıp... Freni orada ilk arkasını verdiğinde freni bırakıp biraz daha kontra verse kurtarabilirdi. Şu aşamada yani. Ne tarafa verecek kontrayı? Döndüğü, arabanın ters arkasının döndüğü yöne direksiyonu çevireceksin. Yani bu tarafa doğru kaymaya başladık ya, duvara şimdi gidiyoruz. Şimdi sol, yani sol arka böyle dönüyor ya, tamam, sen de direkt böyle çevireceksin sola. Yalnız şöyle bir şey var. Acemi sürücülerin ya da yetkin olmayan sürücülerin yaptığı ortak bir hata var. Çok fazla müdahale. Yani küçük hareketler her zaman çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor. Sonuna kadar çevirmeyeceksin direksiyonda yani. Normal şartlarda onun mantığı şudur, gitmek istediğin yöne kadar çevir. O kadar. Ama tabii o anda böyle abi falan diye hort diye çeviriyorlar. Daha önce birçok yayında da söyledik ya. Eğer otomobil kullanıyorsanız boş bir yerde deneyin. Deneyin ya. Fren yapınca ne oluyor? 100'den 0'a yapın, 0'dan 100'e yapın, bir yapın bunları ki hani o reaksiyonu görün, ama işte böyle bir an geldiğinde de işte panikliyorsun. Devam edelim. Sevdin mi Hakan abi konsepti? Olmuş. İbretlik. Bir daha Kütahya. Bir daha Kütahya. Çok erken gerçekleşti kaza beklediğimizden. Lap diye çıktı bak, demiyor. Bir bak, bak, bir Allah bak ya. Benden bir baksın senin be. Bir bak kardeşim. Artı bu tarafa dönmek istiyor ama ortada düz çizgi var. Dönemezsin. Evet, dönemezsin zaten. Dönemezsin ya. Senin oraya dönmen yasak. Abi sol aynana bakmıyor musun sen hiç ya dönerken? Herhalde U dönüşü yapma niyetinde bir arkadaş bu. Ama U dönüşü yapamaz işte, yapmamalı. Yani çok yazık değil o mi? O çizginin bir anlamı var ya. Motor ayakta mı kaldı devrilmeden ters orada? Baş aşağı mı o derin? Baş aşağı kaldı. Bak şimdi gör, bak hop. Oo, tekerlekleri yukarıda doğru. Evet. Vay arkadaş. Çok hiç mi bakmıyorsun ya arkadaş aynana ya? Çok yazık. Bir de bu yolda böyle bu kadar dik nasıl dönersin ya? Birkaç yüz metre gitmemek için. Evet, bu gerçekten üzdü yani. Bir de abi bakar mısın? Bu arada normal tek şerit park edilmiş, ikinci şerit arabadan da park etmiş falan yani. Acayip bir yol yapması bitmiş yani. Devam arkadaşlar. Ay ay ay. Tokat. Tokat. Hayırlı işler. Bu da ambulans ama ya. Yani sireni ve ışıkları yanıyor. Traktör olsa mu bile, traktör. Bir kere traktör burada %100 hatalı. Her açıdan hatalı. Yani ambulans olup olmamasının bir önemi yok. Abi bunun önüne atlanır mı? Tır girmiş zaten kavşağa. Senin ne işin var onun önünde? Bir de döner kavşakta. İşte onu söylüyorum. Geçiş hakkı bir var. Bir de bak ışık var. Ha doğru. Yani herhalde tıra yeşil yanıyordu. Bilmiyorum onu tabii ama. Hayır, ambulansa kırmızı yanmasının da bir şeyi yok. Belki de tır
ambulansa yol vermek için mecbur hareket etti. Onu da bilmiyoruz. Orada bilemez. Kamyonun üzerinde de mobese kamerasının gölgesi var. Yani ha, doğru. Hani şöyle bir durumda traktörcünün fırlaması kendine yeşil yeniyor olsa bile tırın geldiğini göre göre abi nereye gidiyorsun deli misin ya? Bu arada tırın yükünü görüyor musun? Atlıyor şu anda. Evet mermer. Yani o kaç tondur ve o adamcağız durana kadar da yaşlanmıştır yani. Yani. Aldı gönderdi ambulansı. Devam. Çok yazık. Niğde. Biri çakacak. Nereye gidiyor lan o? Ah, bir motosiklet. Aa, adam arabanın üstünde gidiyor. O ne ya? Nasıl olmuş abi? Kardeşim ne işin var burada diye soruyorlar şimdi. Konuyu anlamadık ki biz. Bu çarpmış. Çarpınca da adam fırlayıp motorun üstüne düşmüş. Aa, evet. Kaza mı? Tabii. CG motor. Ya. Bir daha alsana şunu. Nerede? Onu göremiyoruz abi. Daha geride vurmuş. Motoru bir fırlatmış. Motoru adam da zıplamış. Adam üstünde kalmış. Üstüne kalmış araba. Büyük şans ha adam için. Motosikletçi için yani. Tabii çok arabanın ciddi, altına da girebilir. Ağır yaralanabilirdi. Ya nasıl olduğunu görmedik ama çok ilginç bir kaza ya. Bu şeyin sarı taksi o herhalde. Gidişi gördün mü? Evet. Ben oradan bir şey bekliyordum. Biri ona çakacak falan diye düşündüm. Aa nereye sapıyor? Oradan giriş var demek ki. Çok değişik bir yolmuş o da yani. Evet. Bir de burada dur var bak. Dikkatinizi çekerim. Evet. Hem dur var trafik ama trafik ışığı var. Onu anlamadım ben yani. Ve kırmızı yandı sonra da. Sonra kırmızı yandı. Şimdi yeşil yanarken duracak mıyım ben orada? Ben de anlamadım. Bana biri anlatsın baba bunu. Hangisine uyacağım ben bunların? Yeşil yanan trafik ışığına mı? Dur tabelasına mı? Abi ben bu yolda yeşilde bile dururum. Zaten onun için koymuşlar. Kavşağa onu. Baksana abi. Nasıl bir kavşak? Orada bir kavşak var. Öbür tarafta bir tane daha var. Buraya dönüş var. Ama abi bak. Yeşil ışık yanıyor ve dur tabelası var ya. Biri anlatsın baba bunu. Halit Beyciğim Allah aşkına kavşağın devamına da bakar mısın? Şimdi Turgut söyleyince ben meseleyi uyandım. Ve oradan bir tane daha da dönüş var galiba. Bayağı bir yani. Bulmaca gibi bir şey bu yani. Evet. Geçelim abi yani. Birisi yol yapmış ama hani yol mühendisliği de iş yani. Ben geçen gün Niğde'deydim bu kavşağı görmedim mesela. Yukarıdan bakınca görünmüyordur belki. Yukarıdan değil İçindeyken mi? Fark edilmiyordur. Canım içindeydim. Arabayla geçti. Evet geçelim buna. Sakar. Ay. İşte bu. Olmaması gereken şey bu. Şu elektrikli minik scooterlarla. Scooter ya. Ya çocuğum. Ah. İyi kafada. Allah'tan kaldırıma vurmadı o kafa. Vurdu. Vurdu vallahi. Sırt çantası mı ne kurtardı? Evet sırt çantası. Hayır ya kafasında bir şey var. Açılıyor bak dikkat et. Koruyucu bir şey var kafada bak dikkat et. Burada yok o. Vurduğu anda o açıldı. Aa, anladım şişen şeylerden. Evet. Hava yastıklı ceket var. Evet. Allah'tan öyle bir motorcular. O olmasa var ya. Kafa göz gitmiş. Tabii canım kafa direkt şey. Hava yastıklı. Ama bak şu elektrikli scooter gidiyor araca çarpıyor. Araç ona çarpmıyor. Şimdi bak buradaki mesele ne biliyor musun? Abi elektrikli scooter taşıt aracı mı değil mi? Trafik kurallarına tabi mi değil mi? Trafik kurallarına tabi olması gerek. Plakası da yok. Yok. Şimdi o şeritte gitme hani göbekten sola dönecek anlıyorum. Ama onun öyle bir dönmeye niyeti yok gibi geliyor bak. Böyle hafif açılarak gidiyor farkındaysan. Bak görüyor musun? Sanki şöyle bir yapacak ama. Şimdi aslına bakarsanız bunu madem trafik açısından inceliyoruz bunu. Döner kavşağın içindekinin geçiş üstünlüğü vardır. Yani o aracın eyvallah, buna işte bir yol vermesi gerek yok. Ama günün sonunda bu gidiyor araca çarpıyor. Yalnız bu hava yastıklı şey konusu var ya çocuğun hayatını kurtarmış ha. Onlar gerçekten hayat kurtarıyorlar. Motosikletçiler de kullanıyor. Kayakçılar kullanıyor çığ altında kalırsan. Direkt çünkü bak kaldırıma vurdu kafa ama. Ve o ama bak ben hala şey anlamadım. Niye çocuk düz karşıya geçecekmiş? Bak. Öyle gidiyor yani. Dümdüz gidiyor. Bari yani kaldırıma yakın git. O zaman vurmayacak adam bak. Yok bir viraj kavramı da yok o çocuğun. Öyle yok. Allah ne verirse dönmeye çalışıyor. Ya, anlamadım ya. Devam. Bu arada Paris'te yasaklandı bunlar. Skuterle. Evet. Bu ya belli bölgelerde yasaklandı. Kullanılabilir bence. Referandum yaptılar yasaklandı Paris'te. Lütfen.
Anam yapma, anam yapma, anam yapma, anam anam ya. Ya ama hayvansın be arkadaş ya. Aa, motorun da mı durmaya niyeti yok? Onu da anlamıyorum ki. O ıslakta fren yapsa ya, motor nerede duracak? Ama işte ona göre geleceğim be canım. Ya ayrı şey? Ayrı ayrı. Ama yani... Ya yani bak trafikten çok daha hızlı geliyor. Trafiğin trafikten... normal akışına bak. Eyvallah hiç itirazım yok ama baksana bu hiç gaz kesmeden dalıyor. O çünkü motora bakmıyor. O tırla öteki arabaya bakıyor. Hadi doğru. Onlardan önce atmaya çalışıyor kendini. Ya da aklı başka yani yerde. Abi bak şimdi ilk burnunu bu yola soktuğunda... Şimdi bak gelsin tekrar o sahne. Zaten motorcu dibinde ya. Yani ağaç sütunu yüzünden mi görmedin acaba? Yalnız. Peki, niye durmadın? Bir de karşıda araçlar duruyor. Burada orada, ışık var orada belli ışık ki. Var. Burada yok mu o ışık acaba? Yoksa da niye karşıdan gelen trafiğin durmasını beklemiyorsun? Abi karşı sola ha, dönüş dur varsa burada bu tarafta da dur. Burada da dur vardır kesin. Ya İkisi vardır. Samsun'muş burası. Bir de karşıda o kadar araç bekliyorsa burada da bir hayli araç bekliyordur. Bu biraz da dışarıdan dönüyor. Bence uyanıklık yapan bir arkadaş. Yani hayır orada ışık varsa burada da olması lazım. Kesin vardır. Yoksa bile karşı tarafa kırmızı yanmasını bekleyeceksin kardeşim burada. Ya inşallah bir şey olmamıştır motorcu. Ya o motor sürücüsü de hareketsiz yatıyordu yerde. Evet. O beni çok kötü yapıyor işte bak görüyor musun? Öyle hareketsiz kaldı, yatıyor. Evet. Çok kötü o. Kaskı falan i̇nşallah, yani, inşallah toparlanır. O çok sert durdu. Çok. Bir de yani o keyif için motor kullanan bir adam değil, belli. Kurye bir şey. Kurye. Çok yazık. Yani 3 kuruşa çalışıyorlar biliyoruz. Ama o kadar hızlı gitmemesi lazım. Kesin. Bu koşullarda. Ya bu kadar hızlı gitmesi hata ama diğer yani beyaz Doblo'nun o da kasaplık. Yaptığı tamamen hata zaten. O da kasaplık. Göre çok göre gidiyor ya. Çok yazık. Göre göre ya. Devam. Tahmin alayım. Yok ben tahmini bıraktım. Şu ana kadar bir şey oluyor. Eyvah geliyorlar. Beyaz araba arka tarafta. Arkadakine çakacak. Abi nasıl ya nasıl ya? Niye? Döner kavşak bir kere o. Yani ışık artı olsun, bir de ışık var orada. Işık bir var. De ışık var. Işık var. Bekle be abi bekle öl. Hani beklersen abi, ölmüyorsun. Yolu görmeden nasıl yola dalabiliyorsun? Hiç ya. Anlamıyorum ya. Bak bir de bu çok şu ağır an yolu görmüyorsun kamyon yani. Trafiğinin olduğu bir yol. Bak bunlar duruyor. Yürü dedi. Ya o kamyonun önüne niye atlıyorsun ya? Ha hangi cesaretle bir de yani? Yolun, yolun yıpranmışlığından söylüyorum ağır kamyon trafiği var diye. Tabii değil mi? Biri kamyonun önüne atlıyor, öbürü kamyonu yüzünden yolu görmeden yola atlıyor. Niye ya. Atlıyor? Bak şurada atlıyor ya, deli ya. Vallahi deli ya. Pah. Yani olacak iş değil ya. Allah'tan hani ölümlü kaza değil. He yani umuyorum öyle. Tek tesellim o. Ama bir onun acelesi var zaten. Daha oradaki kalkışta bak zaten hızlı kalkıp geliyor. Barak gidek ciger Burak demiş. Ha işte herhalde. Acele. Karnı ha gördü aceleyi sonra. Barak gider ciger Burak. O da iyiymiş. Devam. Biri çakacak yani hadi bakalım. Aa! Ne yapıyorsun ya? Kamyonun şeyine takıldı. Kamyon çakmış ona. Kamyonun bence kamyona şeyi... musallat olmuş. Kamyonun bir suçu yok burada. Bak. Gidiyor. Bak. Kamyona bak. Kamyon sağ şeride geçerken vuruyor ona. Kamyonun görmediği kör noktası dedikleri noktada şu. Peki kamyon niye sağ şeride geçiyor? Geçebilir abi. Zaten niye sol şeritte ne işi var? Esas soru o. Buradan sola dönüş var ama bak o yüzden sağ şeride geçiyor. O düz devam edecek. Kamyon. Ya orada zaten yolun sol daraldığı bir yerden çalışıyor. Geliyor. Bak sinyal yanıyor buradaki mesela Renault 9'u falan. Demek ki buradan bir dönüş var. Yaz orada yaya geçidi yok. Bir sürü insan bekliyor ve araç direkt onlara gidiyor. Vallahi. Zıplasa o şeyden, tabii kaldırımdan. Ya. Hızı yeterli olsa onları ezer. Çok yazık. Ya burada hatalı kamyon gibi görünüyor. Ama bak otomobil de düzgün gitmiyor şeridinde. Bak direkt önüne doğru bir hareket var orada. Ya tamam da ne olursa olsun baba yani kamyon orada atlamamalı onu oraya. Yani çünkü araç kamyondan ileride. Hızlar da yüksek değil. Nasıl bu kadar kontrolsüzce bir şey yapılıyor ya? Durmaya gidiyorlar da o yüzden. Pe Allah'ım. Neyse geçelim. Devam.
dönmeyin. İki motosiklet miydi o ya? İki motosiklet. Ben göremedim abi. Bak biri dönmeye çalışıyor, biri yolun en kenarına uçarak geliyor. Abi sağdan sola dönen hatalı. Tabii en önden şöyle bir kaçayım ben diyor. Hatalı abi, hiç çat. Konuşacak bir şey yok yani. Arabanın önünde bir anda beliriyor. Tabii. Baksana. Tartışmaya gerek yok yani. Evet ya. Geçelim ya. Oh ya ya of. Ve motor. Abi burası yaya geçidi değil mi? Değil. Değil. Ama yani yolda orada çok işlek bir yol. Trafik ışığı var galiba. Evet, yaya geçidi, bak devamı yaya geçidi. Abi devamı yaya, devamı nasıl, yaya geçidi. Nasıl bir şey onun devamı yaya geçidi de orada da yok? Anlamadım ben de. Ve aradan abi uçarak gelen bir yine şey, motor scooter. Işık var ama ışık neye var? Yalnız bu yaya hakikaten yaralandı. Of, çok kötü vurdular ya. Yani orada bak yaya ışığı var bir tane, görüyor musun? Ama ne yanıyor onu ben görmüyorum. Hayır, bu tarafa yol açıksa öbür tarafa da açıktır. Işık varsa. Her zaman öyle olmuyor. Böyle çok şeritli yollarda. Ve enteresan, burada yaya geçidi var, bu tarafta niye yok? Mi? Farlar parladığı için mi göremiyoruz? Orada yaya geçidi, yani zebra var canım, mı? Yok, devamı, yok abi. Devam ok var, baksana. Göremiyoruz daha doğrusu. Bir dakika, olabilir ama bak orada. Hepsi yaya geçidinin üzerinde mi duruyor bu arabaların ya? Değil. Bak o yaya geçidinin etrafı boş yani, ok işaretleri var da. Ama orada bak bir trafik ışığı var sanki. Var, refüjde de yaya geçsin diye şey evet yapılmış. Allah Allah. Çok enteresan bir kaza. Motorcunun acelesi de olabilir. Abi yol açıksa yani motorcu yolunda gider ama ya. Hayır, orada bir şey olması lazım. Yaya yeşil yanıyorsa motorcunun hatası. Yaya kırmızı yandı. Çünkü araçlara yeşil yandıysa yayanın gecikmesi. Tam yeşil yanmış burada. Evet. Araçlar hareketle ediyorlar. Aynen, işte hikaye var. Ama işte bakmak da lazım. Ya yeşili görür görmez kapatmayın şu gazı. Yani hani ha diye yürümeyin işte. Bir bekleyin yani. Biliyorsun değil mi? Dördüncü bir ışık konacak. Yeşilden hemen önce mavi ışık var. Korna ışığı. Mavi görünce herkes korna basıyor. Trafik ışığında en öndeyken korna çalan taksici biliyorum ben. En öndeyken. Alışkanlıkla. Devam arkadaşlar. Hayır, Türkiye dışı. Türkiye dışından geliyor. Bunların kazaları da enteresan oluyor ha. O ne be? Bir şey yok, devam et, oyna. Oyna, devam et. Bir şey yok. Ne demek? Kırmızıda geçiyorlar bu arada hepsi. Evet. Şimdi bu sağdaki araba kırmızı diye durdu. Ötekiler çok hızlı geldiği için duramadı. Bu videoya altyazı ister misin? Bliyat. Ya aşırı hızla ilişkili bir kaza bu. Başka hiçbir şey değil. Abi. Ya Rusya'da benim şöyle bir teorim var. Ya insanlar çok erken saatte kalkıyorlar sabahları. Uykusuzlar. Ya da vodka çok ucuz. O ucuz. Yani ya, değil mi? Ayık insanın yapacağı kazalar değil bunlar ya. Çok hızlı gidiyor bir kere, baksana. Şurada. Yalnız bu iyi yırttı ha. Evet. Kırmızıda duran. Evet. Şu garibim gri araba. Buna da hiçbir şey olmadı. Hiç tertemiz o. Işıklardaki gayet normal. Hak ettiği gibi. Tok. Tamamen aşırız. Geçelim, evet. Çok daha kötü sonuçlanabilirdi bu arada. Rusya 2. Döndü. Ah! Abi yuh! Abi sola da... Ama nasıl bir yol lan burası? Ya bu arabanın sol camı şeffaf değil mi? Yani, hani gözükmüyor mu? Sapsarı kamyon geliyordu memleketten. Oradan gelmeyeceğini tahmin ediyor. Sola dönerken sağdaki arabayı kesiyor. Dur bak, önce giden Lada'nın yönünü gördün mü? Evet. Bir makaslama bak, bu buradan geliyor. Kamyon onun öbür tarafından geliyor. Çok acayip bir yer burası ama bu herif büyük ihtimalle sağdan, karşıdan gelen trafiği keserek devam ediyor. Hani lan ona göre hızlanacak. Tabii tabii, sola hiç bakmıyor. Sola bakmıyor ama. Hiç aklına bile gelmemiş sola bakmak. Şu an ön tarafı yok. Aklına gelmemiş ama kamyon gelmiş yani. He. Hop. Bu arada kamyonun lastiğini patlattı orada.
O pof diye toz dumanı o. Büyük ihtimalle. Hey maşallah ya. Geçelim abi. Küt küt. Bir kaza, iki darbe. Oyunun atını görelim. Niye? Sebep. Bir anda herkes kuğu görü gibi aynı şeyi yapıyor. Evet. Yani yerde bir iz var da ne izi o? Fren izi. Herkesin fren yaptığı. Herkes anında yapıştırmış freni. En çok da bu. Tırın o, bütün lastikleri kilitlendiği için. Evet. Bir anda. Abi biz ilk sahnede tırı görmedik ama. Yani en azından ben görmedim. Yalnız bu kamyonet çok bakımsız. Neden diyeceksin? Arka lastiklerin böyle kilitlenmemesi gerekiyor frende. Şey vardır ya orada, oranlama valfı. Ya bak, o doğru çalışmıyor. Arka lastiklerin kilitlenmemesi gerekiyor. Proportioning valve. Çünkü bir de bu dually. Görüyor musun? Arkada çifter lastiği var. Daha rahat, daha iyi tutar. Hiçbir şekilde arkanın kilitlenmemesi gerekiyor. Tamam, kilitlendi şu an. Kilitlendi ve iş bitti. Yani o büyük hata bu. Tırdan daha çok şey hasar var bunda. Evet, kesinlikle. Geçelim abi bunu. Allah Allah. Bu arada bunlar da birbirine girdi. Bu arada bu döndü. Kamera döndü. Bu sağa girmeye çalışıyor. Abi bak, orada bir yerde bir kaza oldu. Bir zincirleme kaza var. Zincirlemeden kaçmaya çalışırken motor da onun altına girdi. Bu kaçtı ama... Abi şimdi burada bu kaza hani... Bu görüntüyü izlediğimiz arabanın da yapacağı bir şey yok ha. Yok. Yani ne yapsın adam, kazadan yok. Kaçmaya çalışıyor. Yok. Yani. O da vurdu bir yere galiba. Tabii. Motorcu gereğinden hızlı geliyor burada. Bir de yağmurlu hava kardeşim. Ne yapıyorsun motorun üstünde yani? Geç abi, geç. Of. Hep hız ya. Yüksek hız. Sürat felakettir. Hah, karlı zemin. En sevdiğim. Niye baba, ne oldu? Düz gidiyordu. En sevdiğim kazalar. Sağ sinyal vermiş ama. O niyetini belli etmiş. Sağ şeride geçmek istiyor ama. Bence lastiği kaptırdı o. Ama bak zaten o sağ şeride geçecek, ileriden sağa dönecek büyük ihtimalle ama. Şerit değiştirmeye çalışırken oluyor. Orada şu koşulları, çok fazla çevirdi direksiyonunu büyük ihtimalle. Şu koşulları çok iyi biliyorum. Şimdi herkes şey zannediyor. Yolun beyaz kısımları kaygan, siyah kısımları tutuyor zannediyor ya. Beyaz kısımlar tutuyor, siyah yerler çok kaygan aslında gerçek hayatta. Evet. Ve gerçekten şerit değiştirirken böyle çok dikkatli olman lazım. Bunu yaşamak çok kolay. Hakan Girgin'e Alaska'dan bildiriyor efendim. Ya demedim öyle bir şey yani. Evet, şeyi kaptırmış orada. Bir de fren yapıyor. İşte. Bir de tabii araç önden çekişli. Ben hiç sevemedim önden çekişleri. Ne güzel Mazda MX-5 var ya. Tank gibi gidiyor be. Evet, geçelim. Devam. Nasıl? O ne? Bu kaza değil, burada tavır var. Bak, sen bir şey mi dedin, al sana. Abi bayağı omuz attı ha. Evet, koçbaşı hareketi yaptı yani. Komik ama bu ya. Onu nasıl yaptı bir de? Ya, ben onu anlayamıyorum. Bence ters dönen SUV'nin kalıntısı. Onun zaten bir şeyleri vardı, arabanın 40 türlü çarpığı vardı üstüne. Buyurun. Açamıyorduk. Çıkın yani. Hava alın diyor. Bak görüyor musun, arkadan çarpığı falan var onun. Halit, onu nasıl yapabiliyoruz? Hani şu hareketi, şu var ya. Ya ama hızı saatte 6 kilometre bile değil ki onun. Çok güzel dengesini bozdu arabanın. Çok güzel bozdu. Kapıyı da iyice kanırta kanırta. Buyurun buyurun, buradan çıkın. Ya, şu harekete bak ya. Bence bu SUV bir de gaza bastı. Lastik abi, lastiğe lastik geldi. Lastik şunu anlayacaktım. Diğer lastiğe takılınca pıt gitti. Lastik lastiğe geldi orada. Arkadaşlar, otomobile takla attırmak sandığınızdan çok daha kolaydır. Hiç beklemediğiniz anda böyle işte bu hızda takla atarsınız. Bir de anlatırsınız, sonra kimse inanmaz ya. Yani. Evet. Geçelim ona. Ben 7 ile gidiyordum, araba takla attı. Aynen öyle oldu. Böyle.
branda açılacak, yük düşecek. Ben tahminde bulunuyorum. Aha. Nasıl? O onun kan davası varmış. Gitti aa, yakaladı. Ya bu Ruslar bir acayip ama ya. İnatlaşma videoları izliyoruz biz sanki şu anda. Allah Allah. Abi bu beyaz araba gitti böyle bam diye girdi herif ha. O sırada kullanıcı kılavuzunu okuyordu. Önümdeki yavaşlarken baksana, ne yapmalıyım? Fren yaptı o, bu yapmadı. Bu direkt çarptı. Allah Allah. Ya burada bir husumet var gibime geliyor benim. Bu Ruslarda çok var böyle husumet. Bu kaza yani. Değil ama bu bir şekilde hani... Çakıyor yani herife gidip bile bile. Ebecilik oynuyorlar. Geç abi geçme. Bu hakikaten. Ya. Adli vaka. Aynen. Bu adli vaka. Bu değil ki. Geç bunu. Geçelim bunu. Geç geç. İyice çarpalım bir daha. Bir inatlaşma videosu daha geliyor mu? Kamyon. Anne! Oo. Neyse ıskaladık. Böyle bir şeyle karşılaşırsak ne yapmak gerek? Hiçbir şey varsa. Yaptığımı yapacaksın. Anne diye bağıracaksın yani. Başka şansın yok ki o sırada. ne bu? Buz, ön tarafındaki buz o geliyor. Rüzgarlığı buz, mı acaba? Buz ya da rüzgarlık. İkisinden biri. Rüzgarlık olabilir o ya. Buz etrafta hiç. Etrafta şey çatılarda var ama bak var görüyor mı? Musun? Bak. Rüzgarlığı kopmuş. Oo. Yani burada şimdi bak açık konuşalım. Yollardaki sürücülerin %90'ı bundan kurtulmak için hamle yaparsa kontrolünü kaybeder. Evet. Çok küçük hamleler yapacaksın. Onda da panik anında küçük hamle çok zor. Bir de burada yapabileceğin bir hamle de yok. Yanın kamyon. Ya gaza basacaksın ya frene basacaksın ama o da yeterli değil. O senden çok daha hızlı geliyor çünkü. Tabii. İşte kaçacaksın. Öbür şeride kaçacaksın bir şekilde. Yani kaçamazsın abi. Kaçtığın anda çakarsın kamyona. Şu hızda. Şurada doğru. Ben daha önceki videoları bir tanesi anlatmıştım galiba. Ankara yolunda İzmit'te, Dilovası'nda karşılaştım ben böyle. Orada şey de yok ya abi, emniyet şeridi yok. Tabii. Öndeki arabadan kontra plak kalktı havaya. Oh. Şey halinde böyle, plak halinde. Direkt, hiç gaz kesmedim ama. Direkt böyle içinden geçtim. Hani çizgi filmlerde falan oluyor ya, girersin. Bildiğim böyle bir bütün halinde kontra plak önünde kaldı. Yapacak hiçbir şey yok, tamam mı? Frene basarsan zaten arkadan gelen mahveder. Çarpık kötüsü. Direkt vurdum. Emniyet şeridi yok. Araba ne durumda bilmiyorum. Ta ileride bir BP var işte benzin istasyonu. Oraya kadar gittim. Plaka böyle duruyor bir tek. Şey, tamponda bayağı bir hasar. Ama yapısal bir şey yok. Yok. Ha? Allah aşkına. Dedim devam. Ya ama işte, orada bir frene bassam arkadan gelen zaten yapıştırır gider. Benim bir huyum var. Ben bir şekilde mesela yolda bir araçtan huylanırsam hemen yok oluyorum yanından. Geçip gidiyorum ama geride o arkada kalsın. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Şey bazı arabalardan mesela kaçarım ben. Mutlaka. Konteyner yüklüyor. Tabii. Mutlaka kaçarım ben de. Yaklaşmam. Devam. Evet. Geçelim. Son kaza. Daha çok kaza oluyor ya. Aha. Niye? Aa! Abi yok bunların hepsi bir garezi var ya. Abi devam ediyor ama gitme. O işte navigasyon çok hassas. Adrese teslim. Abi bu iki direk arasından yalnız bak çok nizami geçti bak dokunmadan bak. Buradan aldı direkleri. O evde satılık ve... Devam şey, ediyor bir de oradan. Olan evin değeri ne oldu? Lan buna kaza denmez. Tabii de yani. Bir şey söyleyeyim mi? Gidiyor ya. Evet, şey gidiyor var. Bu Rusya değil ya. Bu Rusya değil. Olur mu? İngilizce şey var. For sale yazıyor. For sale mi yazıyor? Şeyler... Amerika mı soruyor? Mil. Tabii bak slow children play, bilmem ne. Burası Amerika. Bunu vodkayla da açıklayamıyoruz. Şimdi gelin bu kazayı yorumlayın hadi. Ve çok nizami direkleri indirerek gidiyor bak. Abi o ama o iki direğin arasından silme geçti ya. Aha ben biliyorum ne olduğunu. Ehliyeti bitti. O ne demek ya? Ehliyetin bir şeyi vardır herhalde. Geçenlik son kullanma tarihi. O orada bitti, bir öğrenmiyor artık bitti. Orada bir yerde çat diye bitti de adam sıfıra düştü yani. Ya sarhoş herhalde ya bu. Başka bir açıklaması var mı? Saat kaç diyor, saat konusunda bir akşam. Telefonla üstüne konuşuyor olabilir mi o arada ya? Kontrolü kaybetmiş. Nasıl bir telefon Allah aşkına ya? Bak for sale yazıyor. O ev alınmaz artık, kazalı ev. Ev kazalı, çıtır kazalı ev. Tram yerde çıkar mı diyorsun? Abi Amerikan tramerinde çıkar o. Tramçı kesin.
Allah Allah. Yaz evin plakasını yaz gönder. Abi yalnız şuraya bak. Evet. Silme geçti ya herif ilkinden. Allah Allah. Vay nasıl arkadaş şey ya. Kontrol için güç değildir işte bak. Altında kaç beygir var ama. Beygir meygir değil canım. Burada adam 37 ile gidiyor ya. Enteresanmış evet. Enteresanmış. Bu yalıya gemi çarpması gibi bir şey ya. Yok o daha normal oğlum. Yalıya bir dakika. Bir dakika biz devamını izlememişiz. Bu adam devam etti yoluna bak. Hiç fren ışığı görüyor evet. musun? Biz onu söyledik. Söyle işte bak devam et bak. Bak o sokağa girip devam ediyor. Bir şeyler kaçıyor olabilir mi bu acaba bir yerden? Ay, Amerikan filmlerinde falan oluyor ya böyle. Abi öyle kaçmasın böyle ki. Kaçmasın ki. Kalp krizi güzel olabilir mümkün. Benim önümde öyle bir kaza oldu. Vallahi bir kalp krizi geçirince şey fren miren yok bayağı bir alabildiğine çarpa çarpa gittik. Yaşlı bir kadın çok yaşlı. Maalesef onu gördüm ben. Geçmiş olsun. Kazasız, büyük geçmiş belasız, olsun. Keyifli sürüşler diliyoruz ama yani çok acayip şeyler izliyoruz ya. Allah kimsenin başına vermesin ama bazen şey diyorsun nasıl oluyor bu falan diyorsun ama oluyor yani. Hayatınız, sevdiklerinizin hayatı, hiç tanımadığınız insanların hayatı sizin elinizde. Yani bir de vicdanında bunun ağırlığıyla yaşamak var. Vicdanı olan varsa o arada tabii yani. Ya bütün hikaye aslında hep anlattığımız bütün programlardan diyoruz. Biz bir anlamda aslında fizik kulübüne falan döndü bizim programlar. Ama hikaye bu abi yani o kamyonun önünden o şekilde geçemezsin. Nokta. Bitti. Ben geçerim geçemezsin abi. Abi geçemezsin. Otomobil ya. Taşıt aracı kullanmak zeka ister. Bu kadar basit. Yani birazcık kafayı çalıştırsa orada o kamyonun önüne atlamaması gerek. Yani kurallara uy eyvallah ama bazen bazı kurallara uyma kardeşim. Yeşil yeni yanmış tam gaz kalkma bekle ya. Bir başkasının hatasını bekle. Bu olasılığı aklından çıkarma. Bu kadar basit aslında yani. Mesela o yaya işte motosikleti daldı ya arkadaş. Veya o dümdüz geçen tırın ya yani o kamyon çekicinin diyelim. Arkasındaki şeyle çarpışan, Renault 9'la çarpışan. Ne acelen var abi bekle. Sana yeşil yanıyor diye hayat durmuyor o anda. Belki bir işte şey ambulansa çarpan traktör. Baba ne yapıyorsun sen zaten tır gelmiş burnunun dibine. Neyine yani, zıplıyorsun ambulansa yani? Ambulansa çarpan traktörün ne acelesi var? Ekinler mi sararıyor? Tarlaya mı yetişiyorsun? Yani. Ne oldu yani? Tırın önüne atıyor kendini bir de yani. Ya biraz düşünme lazım. Biraz akıl yani zeka lazım yani. Vallahi yani. İşte o anlık. Yani zekayı çalıştırmak lazım. Zeki olabilirsin, akıllı olabilirsin de çalıştırmayınca bir anlamı yok. Yani. Bir de pratik zeka olacaksın. Buradan geçemezsin abi. Nokta. Kural belli çünkü. O kurala uyarsan o kamyonun önüne at şeyleri anlattık ya. Yaya Türk İstanbul'da çok fazla oluyor. İşte belediye otobüsü duruyor. Önünden karşı geçilmez abi. O otobüsün önünden karşıya geçilmez. Nokta. Onun bir istisnası vardır okul otobüsleri. Evet ama okul otobüslerinde her türlü böyle durumlar var. Abi o bizde bizde yok. Senin diyorsun Kanada, Amerika falan. Otobüs önünden. Ve onları geçmek geçirmez. Büyük yasaktır. Büyük ceza. Büyük ceza. Adam bu kapıdan iniyor, otobüsün önünden yolun karşısına geçiyor. Hayır abi geçilmez. İlkokulda öğrendik biz bunları ya. Bizden sonraki nesillere öğrettik. Bir de karşıya geçeceksen bir dakika bekle otobüs yürüsün. Evet. Sen net yol temiz olsun. Yol gör. Hayır ama bak ilkokulda bize öğretildi bunlar. Bizden sonraki nesillere öğretilmedi mi ya? Ben bunu anlamıyorum ha. Vallahi anlamıyorum yani. Öğretilmedi. Onun da ya hala ilkokulda ve ortaokulda çoğunlukla öğrendiğimiz hayat bilgisi derslerinin bize sağladığı bilgilerle hayatta kaldık. Hayat bilgisi ne güzel bir derstir. Evet. Ya. Hayat evet, bilgisi. Hayat bilgisi ya. Bir üçgenin iç çamaşırlarının toplamı 180 derecede yıkanır. Biliyor muydun onu? Geometride öğrendiğim en önemli şey. Hayatta kullan. Ben de fıstıkçı şahapı biliyorum. Evet. Onu da bilmeyen yoktur yani. Evet. Sert ünsüzler. Rin yumuşaması bir daha. Yumuşaması var. Fıstıkçı şahap. TCTG, BCDG. Ya ilkokulda öğrendik bunları ya. Evet ya. Yani. Öğrenme ile ezberleme arasında büyük fark var. Şimdi ezberletip sınavdan büyük şey alıyor olmanın bir anlamı yok. Abi öğretiyor musun? Yok ezberletiyorum. Şimdi hafta sonu oğlumla böyle ders çalışırken şöyle diyor işte. O derslerde kötüyüm diye. Niye dedim? Çok ezber var diyor. Ezberi unut dedim ya. Konuyu anlamaya çalış. Öyle. Ama bize ezberleyin diyorlar. Lan ezberleyin de hani. Abi test hikayesi işi bozdu. Evet.
Kesin katılıyorum. Kutucuğu doldurursan doğru mu yanlış mı? Ya bir de 4'te bir %25 şansı var. Bilmese de sallarım diyor, tamam mı? Ya ama iş sadece sınav sistemi değil. Ama eğitim sistemi. Sınav sistemi de bir kere sınıfta kalmayı kaldırdılar ya. Tabii. Ya benim annem öğretmendi. Yani sınıfta kalma kalkar mı ya? Öğrenciye nasıl o zaman sen söz geçireceksin? Başarısızsan? Nasıl çalışmasını sağlayacaksın, öğrenmesini sağlayacaksın? Umursamıyor. 2-2-2-2 geçiyor. 3-3-3 geçiyor. Geçiyor da bunun gibi. Tın tın. Şey oldu işte. Üniversite mezunu binlerce işsiz var. Evet. Hangi üniversite? Ülkenin... Ya 4 işlem yapamayan üniversite öğrencisi var kardeşim ya. İyi ama çarpma yani bölme yapamıyor ya adam. Kokoreççinin yanına üniversite yaparsan her bulduğun boş yere konuşursan abi, kötü şeyler gelecek de kusura bakmayın yani. Kokoreç iyidir. Oziye mi gitsek bir gün be? Allah'ım bu adamın da aklı. Oğlum. Oziye gitsek ya bir gün. Bak geçen gün şeydi, canım çekti. Böyle bir Ramazan böyle iftar muhabbeti yapayım. Oziye dedim ki ya bana dedim böyle bir o şeyde vakumlu poşetlerde gönderiyor. Türkiye'nin dünyanın her tarafına gönderiyor. Göndereyim abi dedi. Ama dedim nasıl yapacağımı da öğret. Halkayı alıyorsun. Pişmemiş kokoreç mi? Pişmiş o. Ama bir daha yapacaksın onu. Dedi ki abi sen bunu al. Tamam dedim. Güzel. Ne yapıyorum? Bunu dedi bir yağlı kağıda sar. Tamam. Onu da bir yağlı kağıda sar ki dedi kağıt açılmasın. Sonra dedi tavaya koy. Gel ben sana... Yarım saat 40 dakika. Yarım saat. Yarım hiç saat yarım saat 40 dakikaya gerek yok. Ben sana kağıtta kokoreç yapayım. Bak oturur şiir yazarsın ya. Ben şiir yazayım. Ne zaman? Ne zaman istersen. He? Ne zaman istersen. Kalk 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 diye şimdi. Neydi? Akrostiş mi? Neydi o? Akrostiş bile yaparım ben sana. Ne olacak? İsmin de kolay yani. Hakan hani. Daha kolay. Bununki zor. 3 tane A var. Halit Bey. Halit Bey. Orada A'ları çok bulmam çok zor yani. Arka arkaya. Boğaziçi Üniversitesi'nde yurtta 318... Çok meşhur bir odaydı. Kokoreç mi yapıyordunuz? Sen deli misin? Biz orada elektrikli tavamız vardı. Ahmet Ertan. Ah inşallah bunu izlersin ya. Abi yatıldık. Biz orada bir kağıtta kokoreç yaptık. Nasıl biliyor musun? Bütün okul kapıya dizildi kokusundan. Bol bol almıştık. Baya böyle oda insan doldu hınca hınç. Şimdi bol bol alım ya. Çok pahalı o işler ya. Eskiden çok kolaydı. Eskiden farklıydı bu ya işler. Ya zaten acıktım da akşam oldu. Allah aşkına kapatalım bu konuyu. Ya bak rica edeceğim. Yapsak ya bir gün. Ya tamam yaparız dedik ya. Aşağıda tamam, aşağıda mangalı yakarız şirketin. Bizim aşağıda. Oo. Saat kaç oldu? Hadi abi hadi hadi. Daha ben de döküm şey ızgara var. Ben aşağıda var abi. Varil ızgara var otokulapta. Varil varil. Varilden ızgara tamam. Var benim? Mahalleye yaparsın. Hadi programı kapatalım da biz gidip kokoreç yapalım. izleyen, dinleyen, değer olarak. Lafı gerekti abi. Gitti bak. Dağıldık yani. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kazasız belasız günler. Hoşçakalın.